Evet, selamun aleyküm cümleten. Hayırlı gününüz olsun, hayırlı geceniz olsun arkadaşlar. Her nereden katılıyor veya yaşanılıyor veya katılınıyorsa şunu dur. Evet, canlı yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi Gökmen kardeş, yoğun isteklerden dolayı evet gelen arkadaşlar var 2 3. Şimdi Gökmen kardeş, yoğun isteklerden dolayı Bolio, aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Evet, cümleden hoş geldiniz Mustafa abici. Aleykümselam kardeşim. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Arkadaşlar, şimdi yoğun istek üzerine canlı yayın yapıyoruz. Gökmen Sönmez'in oradayız. Şimdi şöyle bir etiket var. Yani dikkatimi çeken. İnsanlar diyor ki kuşu havada herkes anır Gökmen abi. Yalan söylüyor. Ama önemli olan kuşu elde anlayabilmek. O incelikleri anlatabilmek. Anlatabiliyor muyum? Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Hatta dediler ki işte Gökmen Sönmez kardeşimizden rica ediyoruz. Kuşu eline alsın, tarif etsin. Kötü kuş nasıl olur? Elde. İyi kuş nasıl olur diye. Evet, cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Gününüz hayır olsun inşallah. Ya şimdi Zafer abi. Biraz sesini yükseltir misin? Tamam, ben sesimi yükseleyim de. Şimdi mesela ne istiyorlar? Mesela kuşun bin türlü özellikleri var. Bunu yani anlatmak bilmiyorum ama yani hep arkadaşlar canlı yayında değil mi? Evet, canlı yayındayız. Onlar sorsunlar, ben cevap vereyim. Arkadaşlar, sorularınız varsa siz sorun diyor. Ben cevap verin diyor. Kuş hakkında sormak istediklerinizi yazarsanız. Çünkü şimdi ben anlatırım. Bak, hepsi çeşit çeşit, çarçurları değişik. Kimisi kısa paça, kimisi geniş paça. Kimisinin bak orada hayvan dönder. Orada döşü tam istediğim gibi atmaca tipli döşlü. Hangisini? Benim, hangisini mesela? Şu duman melek erkeği diyorum mesela. Benim idealim ya. Kuş onlar. Bak burada kendi hayvan. Bak şunlar, sağ olsun senden gelenler. Aleyküm selam Mustafa abici kardeşim. Sen de hoş geldin. Bayram Turan abi, cins ayrımı nasıl olur? Evet. Cins ayrımı mı? Evet. Cins ayrımı. Oyun... Aleyküm selam Murat, hoş geldin. Oyun kuşunda değişik olur. Nasıl? Şimdi süs kuşu daha bir bambaşkadır. Oyun kuşu daha bir bambaşkadır. Ne bileyim yani. Çorum cıplağı var. Kimisi saatlerce uçar, kimi çorum cıplakları var mesela, motor gibi darayarak böyle oynarlar. Onlar çok nadir bulunanlar zaten. Geçen işte Mahmud'un şeylerinde söylemişti ya. Evet. Sen devam et abi. Şimdi cins yönünden kimi kuşlar seferli, kimi kuşlar koya kuşlar var mesela, yukarıdan alırlar. 10-11 takla dönerler, uzun çekerler. Dam üstünden bahset abi. Dam üstü normal seferli kuş mesela. Ben genelde Ankara civarı, her zaman derler ki Ankara'da işte sıfıra gelen kuşlar. Bunun hiç yani ben fazla inanmıyorum. Ankara'da kuşçu abilere de selam olsun ama onlara karşı bir şeyliğim yok benim. Benim en çok gördüğüm, bak ben Mardin'de 18 ay mesela kaldığımda. Evet. Ben bazı üç köyü mesela, Ömerli köyü, ondan sonra Başyurt köyü var. O köylerde Dargeçit köyü var mesela. Bak oralardaki aşiret ağları mesela, köy ağlarının mesela güvercinleri vardı. Miro tipliydi ama hayvanlar var ya, 14-15 sefer yapıyordu ve öyle bir şey ki yani. Yani bu oyun kuşunda sefer mi daha önemli oluyor Gütmen kardeşim? Oyun kuşunda sefer. En önemli şey. En önemli sefer yerine iniş, yerinden kalkması kuşun. En büyük özellik bu. Cins ayrımına gelince kuşu kırmaya cins ayrımı değişiyor. Hollanda'dayız Murat kardeş. Evet, devam et abi. Şimdi cins ayrımına gelince cins ayrımında her şey değişik yani. Kimisi dabandan seferli sever, kimisi 3 metreden yukarı alanı sever, kimisi orta menzilden alıp uzun gideni sever, kimisi mesela... Sultan bacım hoş geldiniz, merhabalar, hayırlı geceler olsun.
Yani nasıl diyeyim, değişik yani, çeşit çeşit. Gökler mavi mesela, Sivas gökleri. Peki biraz da yani bir kuşu elimize alsak, şu arkadaşlara bir şeyler göstersek. Birkaç tane, fazla değil. Biliyorum ki sen söylemek Abi istemiyorsun. ben açık söyleyeyim. Ben söylemek istemiyorum. Niye söylemek istemiyorum? Sebebini de söyleyeyim. Şimdi hepimiz kuşçuyuz. Kimse yani bildiğini, çok iyi bildiğim şeyi Sırrını vermez. ben vermem, açık söylüyorum. Abi yapmayın Allah Ben aşkına yok, ben ya. her zaman doğruyu söylediğim için, yani bak ben nasıl diyeyim sana, ben diyorum ya işte benim ustam mesela, adam bana 7 sene ben adamın kuşunun bahçıvanlığını yaptı. Artı günüm onunla Hasan geçirdim. Hüseyin Hasan Albayrak'tan Hüseyin Albayrak'tan bahsediyoruz. Neyse artık şey yapmaya gerek yok. Belki o da rahatsız olur artık böyle her daim adım geçmesin diye. evet. Mesela kuşunun kümesine kadar temizlediğim halde bile ne bana, yani kuşu ben kendim zar zor orada göre göre adetini mesela, ha kuşlarda bak çok özellikle var. Bazı kuşçu abiler hemen kuş alırlar ellerine, kanadını açıyorlar. Çiziklere bakıyorlar. Kuyruktan çiziklere bakıyorlar. İz var mı kuyruktan? Evet. Kanatlarda çizik çizik izler var. Böyle şu kol kanadının olduğu tabi bilmiyorum. Bunda var mı? Göstereyim ben. Maviliği al sen. Maviliği çok beğendim. Bak şimdi bu hayvanın daha kanatları yeni geliyor ama göstereyim Göz ben. bakalım abi. Bir dakika ben göstereyim abi. Burada yok. Arkadaşlar, bazı Bak kişiler diyor abi sen kuş gel. satmak için bu işi yapıyorsun. Bu kuşu ben hediye getirdim Gökmen kardeşime. Gel abi bak. Şimdi sayalım. Bazı büyük kuşçu kendini sayan abiler var. Evet. Çok iyi biliyorlar onlar kuşu ya. Bak şurada adetleri görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, Kıvırık kıvırık. 6, 6. Şimdi Kıvrımlar. kıvrımlar. Çizik çizik haldeler bak. Besbelli zaten burada bile bak. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi abi bakıyor diyor ki bu kuş diyor 6 taklayla gider. Çok iyi biliyor ya abiler. Evet. Kuyruğa bakıyor. Bak şu anda bunun kuyruğunda hiçbir iz yok. Kuyruğunu ben çekmiştim. Yeni geldi abi. Hiç Abi olabilir. uçurtmaz Uçmuş kuşlarda bazı bir yerlerde şuralarda mesela çizikler oluyor. Aynı bu kanattaki çizikler gibi. evet. Burayı sayıyor 6 tane. Burada da 3-4 tane oldu mu da bu kuş diyor 6 ile gider. Sefer sayısı çok azdır. Ondan sonra başlıyorlar, bir de şey diyorlar. Ben gülüyorum bazen böyle abilere. Yıllardır Yani 50 senelik kuşçu el adamlar böyle senelik kuşçu diyor. adamlar böyle diyor. Ha, tam bir Gizli bilinçle Prenses hoş geldin kardeşim. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. tam bir şeyleri var mı? Bilgileri var mı? Tabii ben saygı duyuyorum. Herkesin kendi bileceği bir şey. Ama ben bu adet işine inanmıyorum. Ha, ben bak mesela şimdi bu kuşu ben bu kuşu buraya yerine koyayım mesela. Ha, şuraya mesela. Ben bu hayvana ilk baktığım şeyi de ben sana söyleyeyim. Bu hayvan en kötü Vay ihtimalle vay. vuracağı kuş. Bak en kötü bak vuracağı. Arkadaşlar getirdiğim kuşu gördünüz mü? Bir kaldırır mısın? Yok dursun abi. Bak şimdi ben bu hayvanı yakından çekersem bak ben sana söyleyeyim. Bu hayvanın ben şurada bir ay, 1,5 ay sonra ben bu hayvanın sana videosunu yollayayım. Allah'ın izniyle inşallah. Bu Kuşçular TV'sine de senin Bu şeyinde de evet. Ne yapar yollarsam abi sence? ben sana söyleyeyim. Bu kuş 15-16 takla rahat vurur. Zaten sen Ya damarını damarını bilmem önemli değil. Ben şey olarak söylüyorum yani yani. seferde 15-16 tokat yapacak. Sefer geldiğinde. Bu hayvanın desem şöyle girer, yalan söylerim. Bu hayvan 3 metre, 3,5 metre yukarıdan böyle. 3 metre rahat, 3,5 metre yukarıdan vurur. Aleykümselam Ali abi hoş geldin. Merhaba Konya'dan. 15-16 takla bu hayvan vurur. Ha sefer sayısını söyleyeyim. Mesela uçum süresi bunun 2,5-3 saatten aşağı olmaz. İmkanı yok. Hayır abi 4 saat. Ben 2,5-3 saat diyorum. Onun damarını ben biliyorum. Ben uçurdum. 4 Ya saat şimdi uçar. sen bana soruyorsun, bana Soruyorum, soruyorsan ben soruyorum de da söylüyorum. cevabını da veriyorum. Yanlışını söylüyorum. Yok, yanlışım yok benim. Ben Evet bu kuşu arkadaşlar, çok özel sormak biliyorum. istediklerinizi canlı yayında sorabilirsiniz. Kuş hakkında ünlü, çok meşhur, büyük Ya büyüğü geç. Hep herkes büyük biliyor. kuşçu Gökmen Kuş Sönmez'le çünkü beraberiz ya. Kuş bir arkadaşlar. arkadaşım yani de. Bu hayvanın gideceğini ben sana söyleyeyim. Al. Bak mesela ben kendi yeni bulduğum damarım mesela şu kuşlar.
Evet, o Döşleri, küçükler. döşleri Arkadaşlar kaslı. şu kuşlar şimdi kendisi bulmuş ikisi, bu tarafa bakanlar. Şunlar, şu ikisinin ayağında yeşil boncuk varmış. Yeşil boncuk varmış. Bunlar da kendi Döşleri kuşları. paslı mesela. Tamam, paslı. Şimdi bunlara kimisi diyor ki restası kırması, kimisi diyor miro kırması. Halbuki bu hayvanın anası miski akkuyruk dişi, Evet. babası çakmaklı erkek, koyun çakmaklı. Adetleri nedir abi bunların? Şimdi bu hayvanlar 6 takla dönerler. Evet. 13-14 sefer yaparlar. Maşallah. Kaç metre? Ben kendim Kaç metre uçurduğum metrajı? için, bak ben açık ve net söylüyorum. Her gelmeleri de şartıyla şu tüm 1,80 boyu 1,80'e kadar düşürüyorlar. Tamam. En kötü gideceğini söyleyeyim, 35 metre. En Peki. kötü gideceği. Maşallah. Peki Ne bu gider. tarafa sapar, ne bu tarafa Sapma yok sapar. olmuyor değil Yok, mi? dimdik. Dimdik. Bunu da senin Abi. kanalında söz veriyorum. Senin kanalında videoya Tamam. çekeceğiz, izleteceğim. Tamam Millet de inşallah. görecekler. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar biraz da ben konuşmak istiyorum. Şimdi Gökmen kardeşime 4 tane kuş getirdim. 4 tane kuş getirdim. Şu yerdeki demin gördüğünüz özel her biri ayrı bir damardan. Geçenlerde mesela ben kuşları tek tek bende bulunan orijinal arkları tanıttım. Her bir kuştan bir tane getirdim arkadaşlar. Mesela bu kuşun perdeli ayak atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi ayağını? İyi bakıldığında görülür. Ayağı perdeli. İstersen bir gösterebilir misin abi? Şunu yakalayıp da Abi göstermeyelim. bak göstereyim. Nazar değeri. Ya işte ne olmuyor boş ver. Şimdi hayvan zaten perdeli ayak olduğu belli. Biraz da zaten ayaklar bak Evet, özellikle gördüğünüz yanmış. şekilde arkadaşlar. Allah Rabbim ne güzellikler yaratmış. Perdeli ayak. Bu benim orijinal geçen gösterdiğim tepelilerden çıkma. Yani onların kanı. Hatta onların kardeşi. Onu kısarsan daha iyi olur ya. Konuşuyorum zaten abi. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Büyük kuşçu Gökmen Sönmez kardeşimin yanındayız. Şimdi bizim açıkçası söyleyeyim bu biraz beni rahatsız etti. Ben kimsenin çoluğunun, çocuğunun rızkının, emeğinin çalmıyorum. Kimsenin de evlatlarının rızkını almıyorum. Sen de ayrıyeten öyle abi. Bunu söyleyelim. Bu gideceği adrese gitti bu posta da. O kendini çok iyi biliyor. Abi Bu iş konumuz kuş olsun. hobi işi. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben burada açık söyleyeyim. Ben arkadaşlarımın çoğunu kaybettim. Nasıl kaybettim? Hep bu güvercinin yüzünden. Aslında bu normalde güvercin bu Avrupa kesiminde bazı arkadaşlar çok iddia, biraz buraların verdiği sıkıntı, stresten dolayı bayağı bir iddialaşmalar oluyor. Elimizdeki iyi kanı ister istemez kendi arkadaşımıza veriyoruz. Verdiğimiz halde gün geliyor arkadaşımız bize düşman oluyor Şimdi burada. Gökmen kardeş, ben sana şunu söyleyeyim. Mesela böyle kişiler her zaman olacak. Seni istemeyen, seni çekemeyen, Ya çanak onlar anten takıp da yine çekemeyen, halatı koparan insanlar olacak kardeşim. ya oluyor. Ha, yani es geçip yani konuşmaya bile değmez diye düşünüyorum abi. Yok şimdi nasıl bir şey yani ben bu Türkiye'deki arkadaşlardan için söylüyorum yani. Burada da satım işi var, alım satım var. Ya elbette oluyor. Yani benim sadece buradaki arkadaşlarımın en büyük şeyliği arkadaşlığımızın bozulmaması için her zaman diyorum ki kime gitsem de arkadaşım ver paranı kuşun değerini al git kuşu neden biliyor musun? Yarın bir gün ya benim kuşumu döndürüyor işte benim kuşum benim kanım diyemez o insan. Parayı aldın cebine koydun mu arkadaş? Koydum sıcacıkça parayı. Tamam. Kuşumu da aldım uçurum. O kuş benim değildir bu saatten sonra. Şimdi ben mesela şu kuşların parasını sana versem sen bundan sonra istediğin kadar kıvran. Benim kuşum ben sattım şöyle Ya böyle. kardeş bak Yok ben ben her zaman şeyleri söylüyorum. söylüyorum. Gökmen Abi kardeşim. ben İyi kuşa sahip olmak parayla olunmaz. abi şunu Doğru bul. mu? Doğru bak. Parayı bulursun ama kuşu bulamazsın bir Evet. daha. Elinden bir çıktı mıydı gider. Gidersin bir yerlerde Bir de tartışırsın. iyi kuş eşe dosta adam olan insana verilir. Hediyeyle, parayla değil ha. Şunu söyleyeyim yani. Ben vermem.
Ben veririm abi. Sana bugün getirdim. O zaman sana da vermeyin. Verme. Bana da verme. Duydunuz mu arkadaşlar? Götüreceğim. Abi ben vermem açık söyleyeyim. Bak, herkes şahit olsun götüreceğim. Ben 18 yıldır Hollanda'dayım. 15 yılı her zaman bu kuşçulukta arkadaşlarımdan darbe yemişliğim olmuştur. Elime neçe süper kuşlar, neçe fizana gidip de küçücük kalan bu Hollanda şartlarına göre kuşlar var. Tabii en son zaten ırkı sen komple aldın benden. Eyvallah. Yani şimdi Allah var. Şimdi bu kuşları mesela Türkiye hava şartında zaten uçutturduk. Ezan abim de orada. Allah var, kendisi de beğeniyor zaten kuşları. Bu hayvanlar Türkiye şartında uçmuş olsa yani maşallah. Standartın üstü. Ben bunu her zaman diyorum. Bu kuşlar standart üstü kuşlar abi. Ben her zaman bunun arkasındayım. Lafı arkadaşlar da... bakınız ben söylemiyorum. Reklam yani bazı arkadaşlar diyor işte reklam yapıyorsunuz. İşte kuş satma derdindeyiz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Benim tek derdim nedir arkadaşlar? Ben bunu bu işi zevkle yapıyorum. Bende olan damarları benim gördüğümü herkese de ispatlamaya çalışıyorum. Abi, benim tek derdim bu. Hiç ispatlamana gerek yok. Adam gelecek kuşunu aldı mı aldı götürdüğü zaman... Kılığının bile oynadığını görüyoruz. Ha, en basiti ben gördüm yani. Ben burada uçurdum, attım mesela. Kuşun kılığını attım direkt ben yani. Daha kırık ya, bir tarafı kısa gaga bir şey. Evet doğru. Başka bir kuş, bir tarafı bizim mavililerden. Hayvan burada sıfıra gidiyor, dehşet gidiyor. 18 sefer yapıyor. Biz bunu arkadaşlarla paylaşıyoruz. Yok işte neydi? Yağmurlu hava. Benim kuşum uçmaz. Benim kuşum işte havaya bakıyor. Bir tanesi sigara tutuyor. Biri ya bakıyor rüzgara, bacanın dumanına bakıyor. Yok böyle uçmaz bugün. Şimdi gizli prenses ne diyor? Diyor abi boş ver, üzülme. Seni sevmeyenler de varmış. Ya sevmesinler. O sevmeyenler niye sevmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Açık ve net söyleyeyim. Ya sevmesinler, ben niye sevmiyorum ki? Şimdi bu kuşçulukta çekememezlik var arkadaşlar. Açık ve net. Birbirinde eğer ki senin kuşun daha üstün ise, senin kuşun daha iyi oynuyorsa seni çekemiyor, istemiyor, sevemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Tabii biz her şeye rağmen devam ediyoruz. Yola abi devam. Ben açık ve net söyleyeyim. Sen şimdi Belçika'dasın. Ben Hollanda olarak söyleyeyim. Eyvallah. Hollanda civarında ben açık ve net söyleyeyim. Beni bir kişi... Geçecek, zorlayacak bir kişi var. O da benden büyük tabii. Kendisi de Aksaraylı. Nail Sarıkaya. Bak o adam Aksaraylı. Ben Kayserliyim. Benim babamın oğlu değil. Ben misafir etti. Evine gittim. Bak geçenki... Abi bak bu konulara girme. Kurbanın olayım ya. Şey değil. Ya ben konulara girmiyorum. Damızlık yerini gördüm mesela. Adam benim babamın oğlu değil. Ben de oraya sonu söylüyorum. İsim, kuşunu gördüm. İsim verme bak. Neyse tamam. Kuşunu gördüm. Dedim mesela... Ben zorlayacak bir tek kişi o var. Ondan ütüyanla ben zor yani. Beni unutuyor mu? Sen Belçika'dasın. Ya olsun. Sen Belçika'dan yurt dışı. Avrupa'yı da kapsıyor benim kuşlar. Yok şimdi Avrupa'ya ya ben ne diyorum? Bende olan Avrupa'da yok, Türkiye'de bile yok. Sen kendi de diyorsun. Bu sefer de diyor yok sen Belçika'dasın. Abi, ben arkadaşlar duydunuz mu? Ben sana diyorum ki sen Belçika'dasın. Hollanda için konuşuyorum ben bunu. Almanya'yı karıştırmıyorum, Belçika'yı, Fransa'yı karıştırmıyorum. Yani Hollanda da Avrupa'nın içinde ya, onu demek istiyorum. Ya işte biz küçük bir ülke olduğumuz için. Arkadaşlar biraz da latife ediyoruz. Gerçekten daha iyileri, en güzelleri sizlere layık. Bunu da söyleyeyim. Yani. Aynen öyle. Kuşunu gerçekten kıymetini bilsin. Ama gerçekten de söylüyorum, böyle kuş yapışıyor. Arkadaşlar ben en basitini söyleyeyim size. Bir kuşumuzu uçurduğumuz zaman... Havada böyle idip de taklayı çevirdi mi o kuşu var ya, fizana da gitse kapınızda durdurmayın. Çünkü bir gün gelir boynunuzu yer o kuş. Gizli prenses, bizi çekenler patlamasın de, çatlasın patlasın da maalesef her zaman halat kopuyor. Anlatabiliyor muyum? Çekiyor bir bakıyoruz halat kopuyor. Bir şey olmaz, kopmayın falan da ama ben işin açığını söyleyeyim. Bir kuş onu yapıyorsa böyle gidip gerçekten... Mustafa Avcı kardeşim, konu ne benim ne yani şey, biz kuşçu kanalıyız. Yani ben kendime reklam niye yapayım? Anlatabiliyor muyum? Gerek yok bunlara. Ben bu şekilde devam etmek istiyorum.
Herkes diyor işte seninle de röportaj yapalım. Şimdi konu ben değilim. Kanalın ismi Kuşçular kanalı. Kuşlarla ilgili bilgiler falan filan. Resim istiyorsanız atarım. Sorun değil. Özelden. Anlatabiliyor muyum? Onu ben olmadığım için kendimi çekmiyorum yani. Ben kuşlarla arkadaşlara söyleyeyim. En büyük dikkat edecekleri konu tırnaklar. Tırnaklarda beyazlık, siyah beyazlık varsa arkadaşlar o kuşlardan kesinlikle uzak durun. Siyah beyazlık varsa. Siyah beyazlık tırnaklarda Yani varsa karışık. o kuşlardan uzak durun. Artık bir hayvan bak şimdi şu hayvanın ayak yapısına. Abi sessize alır mısın ya da kapatabilir misin? Dur abi. Şimdi bak. Şu Hangisi? hayvan bak şu hayvanın ayak yapısıyla bu hayvanların ayak yapısı çok farklı. Kısa ayak o. Kısa ayak, döşüğüne yakın. Artı tırnaklar bak. Kendileri de kısa biraz tırnaklarla. Evet. Yakın çek. Bak şu erkeğe bak. Benim yeni gittiğim damar. Bak şu kuş ayrı, bu kuş ayrı. Bak şimdi benim kuşum orta barınaklarına bak. Döşlü olan, paslı olan Gökmen abinin kuşu arkadaşlar. Baktık, Bak şimdi o hayvanın orta parmağı çok kısa kendisi gibi. O da mı o da mı bir etken Gökmen Tabii abi? ki baksana abi bir bak. Gördüm, gördüm. Benim şimdiki bak gördün mü bak farka bak. Ayak uzunluklarına bak. Senin kuşun uzun gideceği artı arayacağı oradan belli bak. Benim kuşumun. Bak benim hayvana bak. Yani benim kuşum seninkini geçiyor mu orada şimdi? Adet yönünden geçiyor. Uzunluk? Uzunlukta başa baş gelebilirler. Ama gene senin kuşta da daha çok kuvvet kanı var. Benim bunlarda kuvvet kanı Kısa yok. mı olacak, uzun mu olacak? Onu bir öğrensek. Arkadaşlar Kısa duydunuz olacak. mu? Bak kısa ayaklara iyi bak. Gökmen Benim kardeşim kuşumun ayakları. en Ya sonunda demiyorum beni gene anlattı. dedirttirdin zaten ya. Anlattı. Arkadaşlar bu inceliğe bir bakacağız. İyi bak şimdi Herkes benim kuşum ne ayak dedi? orta Bak parmağında. benim için de yeni. Yani ben her zaman şu orta parmak diyor. Bak görüyor musun bak? Bir ona bak. Baktım Senin da kuşuna seninki bir çok uzun görünüyor. Hakikaten ha. daha. İşte ben onu söylüyorum Kısa mı sana. olacak abi? Kısa olacak abi. Senin hayvan benim kuştan adetli. Fazla Abi kalmıyor. duydunuz mu? Orta parmak kısa olacakmış. Uzun olmayacakmış şurada. Bak. Onu kapat abi Arıyorlar ya. mı seni? Arıyorlar mı? Bu benim getirdiğim kuş arkadaşlar. Hediye. Gerçekten ben hiç buna dikkat etmedim. İyi işte Bu bir da şey daha öğrendim ya. Gökmen abinin kuşu. En çok sevdiği damar arkadaşlar. Söylemeyeceğim, Şu da söyledim. benim getirdiğim mavili arkadaşlar. Bak şimdi onun ayak yapısıyla bunun ayak yapısına iyi bak. Abi sen nelere dikkat etmişsin? Allah'ına kurban. Peki bu perdelilere ne diyeceğiz şimdi? Perdeleri kısa belli baksana iyice. Bak abi kuşların ayaklarına Yani bak. kuş perdeli oldu mu daha mı çok uzun gidiyor? Abi perdeli ayrı bir ırk şeysini getiriyor da o önemli değil. Bak ben sana şimdi şuradaki bak yukarıyı Peki tırnak aşağıya. şu getirdiğim oyunla nasıl abi? Arkadaşlar bu getirdiğim oyun da bizim kanalda çok uzun giden yavrunun kardeşi. 22 tokadını saydık yani Türkiye'ye verdiğimizde. Bunu da kardeşime getirdim. İnşallah hayrını görür diye Kadir abi düşünüyorum. sen şuraya bir bak ayaklarına. Bak iki dişiyle döşü parçaların ikisinin de ayaklarının orta parmakları uzun bak. Senin dişiye bak, benim dişiye bak. Farkı gördün mü? Ya. Ben Süper. daha nice denediğim şeyler var. Ya ben gidiyorum mesela adamları tanımıyorum ben. Böyle aynı kamera yayını açıyorlar. 100 tane, 50 tane kuş var. 50 tane kuşun içinden bir tanesini söylüyorum. Adam bana diyor ki arkadaş ya diyor, bu adam benim evime gelmedi, benim barkıma gelmedi. Bu adam nasıl biliyor kuşu uzaktan kameradan da olsa. Bak şimdi en büyük bir bak hayvana bak, ayağına bak. Bir de söyle bak. Valla Tam da yan Gökmen yana. abi aynen öyle. Aradaki fark şu Gördüm, kadar gördüm, bak. gördüm. Tam böyle bak. Abi dur. Dur biraz yakınlaştırayım. Uzaklaştırayım. Söyle. Bak senin Şöyle. kuşunun tırnağı orta şeyi bu. Tamam. Benim kuşumun şeyi bu. Yani tırnağı saymıyoruz değil mi? Sadece et olan kısmını. Et olan kısma baksana abi komple. Bak bak hayvanın bak bak. Oraya bak bir de buraya bak.
Fala, sen kimsin kardeş? Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Sen 25 senelik kuşçuysan Gökmen abi sen kaç senelik kuşçusun? Ben sana Doğuştan desene. 87'den beri kuşçuyum. 87'den beri 11 kuşçuymuş. yaşından beri kuşçuyum. Aynen. Diyor ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. Duyacak değil. Aha gösteriyorum. Yaklaştır canlı canlı burada. O da diyor ki Irak kuşlarının hepsi o zaman orta parmak olur diyor. Hayır bak şimdi. Irak kuşu ayrı. Bak orada da bak. Senin ala kuşu onlar da Irak kuşu bak. Hangileri? Aha alayı görmüyor musun? Hangileri diyor Tamam, bana. Ama yakınlaştırdık. orada yakınlaştırmaya gerek yok. Orada kendi saytimde de izleyebilir. Bak şimdi şurada getir. Benim kuşuna bak benim gittiğim şu kuş benim kuşum şu hayvan. Bak ayağına bak uzunluğuna bak orta parmağına. Senin hayvanın orta parmağının bak uzunluğuna. Benim dişimin ayağı bile ne senin dişinden uzun. Neyse, ya sen şunu söyle. Benim sana getirdiğim kuşu beğendin mi? Kuşları Ya beğendin ben mi? beğendim ben beğenmedim demiyorum. Şimdi bak abi bir şey sordu. Madem 25 yıllık kuşçuymuş. Diyor, Irak kuşlarının hepsi zaten kısa parmaklı Hiç olur diyor. alakası yok. Hiç alakası yok. Irak kuşların genelinde uzun bacaklı olanlar da var. 5-6 saat onlar da uçar. 15 metre dönerler. Bak Ali Özhan yazmış. Şimdi şu an 20 kişi bakıyor. Seni izliyor Gökmen Baksın abi. abi sorun değil. Diyor illa bize anlatsın. Yani başka yolu yok. O kanatlar bize anlatsın. Şey bize Ya anlatsın. Nasıl kanatları olacak? zaten anlattım. Arkadaşlar şimdi Göstersin diyorlar yani. Tamam arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Büyük kuşçu ya Gökmen Sönmez büyük abinin yanına geldik abi arkadaşlar. büyük kuşu boş ver Gökmen de yeter. Zaten senden de yaşça küçüğüm hiç. Diyor Alihan Öz diyor ki ben kaçırdım orayı diyor. Nereye kaçırmış? Ya canlı yayın ya sonradan gelmiş. Anladın senin anlattıklarını. Diyor Tamam. gösterebilir Yaşıldığı mi? yanı bak yaklaştı. Ben Tamam. sana göstereyim. Çoğu kuşçu abiler 30 sene, 40 sene Dur abi dur besleyenler. dur dur şunu biraz ola bu şimdi canlı yanında. Heh, evet. 30'lu sene besleyen benim abiler her zaman otururum ben önce dinlerim hepsini. Dinlediğim zaman şurayı sayarla bak. Burada tam 6 tane çizgi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Toplamı bak şuradan itibariyle. Neymiş? Buradan sayıyorlar 6'yı. 3 tane de burada normalde bu hayvanın kuyruğunu çektim diyorsun sen. Bu hayvanın şurada da izler olur Şimdi mesela. var yani. Çizik çizik. Yok şu anda yok. Şöyle çizik çizik izler olur. O çizikler mi? Onu da sayıyorlar. Bu kuş işte şöyle gider. Altı yatakla bilmem neyle. Bu yanlış yani diyorsun yani. Yanlış abi yanlış. Bu hayvanın yaptığı takavuru şeklinden hangi uçurma uçurmayan kuşların çoğunda da çıkar. Peki önemli olan ne sence? Umarım ki o yanlışsa. Ha benim için önemli olan ne biliyor musun? Arkadaşlar Bak. dinleyin. Benim için önemli olan şu. Elde. Kuş kuyruk bu ya. Tamam. Şu kanat Evet. şu kuyruğunun aynı hizada olmayacak. Aynı hizada olmayacak. Şu bazen mesela bazı kuşlarınki Tamam abi. aynı böyle bu hizada Abi oluyor. çekiyoruz. Dur. Bak aynı böyle hizada oluyor kuşlar mesela. Bak, tam şöyle He. kuyruğundan denk oluyor. O Çoğu kuşlar. sayılmıyor. Ben hayatta onları tutmam. Peki onların şeyi ne olur? Meziyetleri ne olur? Öyle. Onların geneli perdaklı olur. Götünün arkasına dönerler. Böyle geri geri götünün arkasına dönerler. Evet. Ya dur Bahar abi. Çayını iç. Yok çay kıtlamış şey yaptı da. Devam edelim. Abi şimdi bak. Böyle olduğu zaman bu hayvanın hem uzun gideceği belli kuyruktan her zaman için kanatın kısa olması lazım. Tamam. Bir. 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 Bak şimdi biz bu hayvanın ayak tırnaklarına bakıyoruz değil mi? Hepsi siyah bak. Arkadaşlar bakın. Tırnaklara Bak bakıyor. bu hayvan hiç de kırık mırık bir şey değil. Tamam. Bak. İtti mi ki? İtti. Şimdi bazı hayvanlarda genelde Ankara bölgesindeki kuşlarda şu ayak kuyruğun üstünde olur. Tek ayak. Ne oldu abi? Bir şey yok abi. Yorumları okuyorum. Ya Devam bir et şey sen. varsa söylesin sorun değil Yok arkadaşlar. yok. Uçarken bak genelde bazı Ankara bölgesinin kuşları uçarken şu ayak üstünde gezerler.
Doğru. O da iyi değil, değil mi? Yok, iyi bir şey o. Arkadaşlar bu Ama şekilde ayağını şeyine uçarken uçarken ayağı takan böyle kuşlar var. üstünde olur. Evet. Ha. Üstüne böyle koyar tek ayağını uçarlar. Onların seferi bol olur. Sıfıra girerler ama fazla uzun gitmezler. Öyle yapan kuş da yani. Böyle yapan kuşları fazla tutmasınlar. Tamam. Ha, onu bıraksınlar, yeni yetişen çocuklar onlar uçursunlar. Ben şey olarak söylüyorum, bildiklerimi söylüyorum. Artık bir hayvan çok uzun ayaklı olduğu zaman perdaklı oluyor. Perdaklı olan kuş da mesela nasıl diyeyim çok geriye geriye böyle cırmalar gibi geriye gitme ihtimali oluyor. O da hata. Artık onu da geçelim. Onu da geçelim. Bir daha söylediğim gibi bir kuş havada böyle gitti. Böyle gittiğince hemen taklayı çeviriyor ya böyle. Evet. Dişiyse de ilkekse de fark etmiyor. Hiç kesinlikle yuvasında barındırmasınlar. Çünkü o hayvan eninde sonunda ya kapıdan içeri cap diye girer ya gelir sırtını dönmeden yapışır. Nasıl? Yani yavruyken ne yapmayacak? Yavruyken de Arkadaşlar. değil abi kuş, eke kuş. Eke Sen kuş. dinlemiyorsun herhalde. Tamam. Eke kuş böyle uçuyor, şöyle gidiyor ya, V şekli. Kızdığında yapar ama. Abi kızdığında böyle yapar. Bunu böyle dönmez geri. Bak böyle gidiyor, böyle de dönüyor diyor olduğu yere geri. Ha, o. Ha, bu yaptığı zaman en büyük hata bu. Bu da bir işe yaramaz. Yaramaz. Eke olduğu halde. Eke oldu halde. Ama böyle gider, gezer gider hayvan hiç sorun değil. Bak mesela genelde abi biraz önce diyor ya Irak kuşları diyor. Irak kuşlarının genelde temelinde şimdi cücüyken bu hayvanlar zaten yerde durmazlar, şımarırlar. Oraya kalkar, buraya kalkarlar. Gün gelir mesela uçurursun. Ya seferli kuş uçurursun bu Irak kuşlarının kırmalarını söylüyorum ben. Uçurursun. Takla yok, gotleme yok, hiçbir şey yok. 20 tane kuşun altında gezer uçar böyle. Bak o hayvanları ben her zaman için beslerim. Bu Angara kuşunda da yapsa aynısı, Sivas kuşunda da yapsa aynısı. Ben fazla Sivas kuşunu sevmiyorum çünkü çok sesli. Evet. Kanadaşma yüzdeleri %80. Artı bazen boş arazide uçuruyorlar. Mesela o kuşları. Çünkü onlar da biliyor boş arazide uçurduğu zaman o hayvanın gideceği 15-20 metre. Ama normalde bizimki gibi böyle evde uçursalar ya çatıda yatar kalır ya gider çatı yatar gelip de yerine öyle o kadar ses tonajının inecek hayvanı ben görmedim abi. Aynen. Varsa da bir sürü YouTube'lar var. Hepsini de izliyorum. Hepsi de bak kendim de izliyorum yani. Hiçbiri de kuşlarının inişini göstermiyor. Farkındaysanız. Yahu ben o gün gösterdim. Aha orada benim gösterdim. Ya biz Diyorum, senden diyorum. beni karıştırma arkadaş diyorum ben senden beni çık şuradan Niye diyor. biz büyük kuşçu muyuz? Onun alakası yok. Büyük kuşu falan değil abi. Ben genel olarak konuşuyorum. YouTube'a konulan şekilleri söylüyorum. Şimdi biz kendi işimizi bak biz böyle konuştuğumuz zaman Evet, aynen o öyle. zaman diyorlar ki ya sen bana rüşvet veriyorsun ya ben sana rüşvet Estağfurullah, veriyorum. Dur 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 estağfurullah, şimdi tövbe ben ya Rabbi. yok Hani, ben onların arkadaşım, hiç düşüncesini kimse söylüyorum. kimseye rüşvet vermiyor. Sadece ben kuş verdim. Kuşlar benim yıllar önce gitti elimden. Evet. Gitti elimden. Bu hayvanlar gitmese şu anda benim elimde olsaydı bu hayvanlar imkanı yok benden. Çok zor çiftini 1500-2000 oradan aşağı alamazlardı. Peki ama ben ne yapıyorum? Ben öyle veriyorum mi? Ya sen veriyorsun o senin bileceğin iş. Arkadaşlar, O bu senin bileceğin bak iş. Gökmen Ben sana abi, diyorum ben ben ne bir şey düşünüyorum yapar biliyor musun? olmak istemiyorum. Parasını Aynen. verir alır kuşunu gider. Benim için hiç ben o kuşu da hayatta unuturum bir daha. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi bu iş neyle güzel biliyor musun? Vermekle güzel, almakla güzel, paylaşmakla güzel. Ben öyle düşündüğüm için her zaman veriyorum. Yani her iş para değil bana göre. Açık ve net söyleyeyim. Abi bize göre de para değil. Ha. Tamam. Çok haklısın. Ben de senin Ama dediklerine tekrar katılıyorum. söylüyorum, adam olana verilir. Gerçekten hem kuşun değerini bilen, hem yani senin yaptığın iyiliği unutmayan. Gerçi sen biz niçin iyilik yaparız arkadaşlar? Hani şöyle bir laf var, iyilik yap, denize at, balık bilmese halık bilir. İyi tamam Biz şimdi de budur arkadaşlar. ben de iyilik yaptım.
Dur ben sana söyleyeyim. Zaten sen büyüğün en güzelini bana yaptın yani. Yok, bu kuşları bana 10 sene evvel verdin sen arkadaşlar. Sen bana verdin aldın, o 10 değil. Ben parasız verdiğim halde adam 25-30 yıllık kuşçuydu. Kuşları çok gidiyordu. Gözümle gördüm, şöyle bir tane vuruyor. Gideyim gitmeyeyim bir daha vuruyor. Gideyim gitmem bir daha vuruyor öyle. Ha dedim ki abi dur ben sana bir kuş vereyim. Sen bir tane uçur onu. Ondan sonra bakalım. Hayvan bir uçurduydu. Korkman kurban olurum kardeşim. O kuşlardan bana ver. Türkiye temelli gitti adam. Biz bedava verdik. Bak iyilik anla diyorsun ya. İyilik diyoruz şimdi kuş içinde. Ahbabı. Evimizi alıyoruz. Gökmen abi görsünler, tekrar söylüyorum. Bu işte gerçekten çok yalanlar var. Gerçekten çok sahtekarlar var. Gerçekten çok ikiyüzlüler var. Biliyorum, anlıyorum. Onları geç. Yalancı oluyoruz, satıcı oluyoruz, bilmem ne oluyor. Ben ama bak açık söylüyorum. Ben bildiğim. Tamam gibi. Zafer Yıldız, senin bilgilerin doğru olsun. Benim anladın mı? Zafer Yıldız. Senin bilgilerin doğru olsun. Tamam kardeş? Kimin bilgileriymiş? Neymiş bilgiler? Ben 64 yaşındayım. Diyor ki benim bilgilerim daha doğru, sizinki yanlış. Seninkiler doğru olsun. Doğrudur abi. Mutlu ol, mutlu. Yaşça büyüksün. Aynen. Zafer Yıldız ismini almış bugün. Anladın? Kuşçu camiası. Bu adam var ya illa kendisini şey açığa çıkartacak yani. Bana çıkartsın, önemli değil. Boş tamam da bu ismi niye alıyor? Anladın mı? Anladın değil mi? Her neyse. Devam ediyorsam. Bir dakika abi. Benim oğlan şey yapmış. Arkadaşlar şimdi Gökmen Sönmez abiyle bugün beraberiz. Misafir olduk. Çayımız da önümüzde soğudu. Böyle bir canlı yayın yaptık. 30 kişi var şu an. Abi, seni izleyen. Herkese selam, saygılarım varsa. Selam. Büyükleri ellerini öperiz. Küçükleri de ne diyeyim gözlerini öperiz. Ama kuşu bulurlarsa para için de olsa, şey için de olsa vermesin. Sen 64 yaşında olsan böyle yazmazsın. Zafer Yıldız. Ya bırak sen onu. Boş anladın? Senin ismini kullanıyor. Boş ver. Kullansın işte. Ya bırak kendi yapsın abi. Yaz boş ver. Cevap verme ona. Biz kuşumuzu konuşalım. Onun ne dediği benim umurumda bile değil. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlara canlı yayında olanlara, olmayanlara söyleyeceğim bir şey var. Söyleyeceğim bir şey. Kuşçuluk hakkında yeni yetmelere, yeni bu işe gönül vermiş, kuşçuluğa gönül vermiş insanlara bir şey söyleyecek misin Gökmen abi? Vallahi var ya, insanı sevdikleri kadar kuşu da sevsinler. Çünkü kuş gerçekten aslında güzel bir şey. Bir yönden de nasıl diyeyim yani, arkadaşlar da iyi, sohbeti de güzel oluyor bazen. Yani aralarında iddialaşma şeyler olmadığı sürece, aşırı gidilmediği sürece. Ama kuşçuluk güzel bir şey. Kahvede oturmaktan iyidir yani. Diyor o kuşları çekiliş yap. Ne yapacaksın? Yapalım mı? Kim çekiliş yapıyormuş? Arkadaşlar diyor Mustafa amca diyor. Orada bir çekiliş yap da sizi seven çok kişi var diyor. Arkadaşlara da. Şimdi kardeş bak ben sana şunu söyleyeyim. Elimden gelse bize destek veren herkese. Ben yani mesela Gökmen abi biraz karşı benim kuş dağıtmama. Ben herkese bu kuşlardan vermeye çalışırım. Ama yer o yer değil, ortam o ortam değil. İşte bir de gönderme var. Ta mesela biz şimdi Avrupa'dayız. Diyelim ki sen İstanbul'dasın. Nasıl yollayacağım? Hiç bilmiyorum, hiç yollamadım. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Bu şekilde. İleride çekiliş de yaparız. Sorun değil. Daha ileri sizlerde olsun arkadaşlar. Bizim yapmak istediğimiz gerçekten biz bu işi seviyoruz. Bu hayvanları seviyoruz. Buna gönül vermişiz. Yani bir abi daha yazıyor. O da diyor mesela. Aleyküm selam Murat kardeşim hoş geldin. Gökmen diyor ille diyor pazar günü geleyim çalışmıyorsan diyor. Bir kuşlara bak bana bir bilgi ver. Hadi ben ne yapayım? Şimdi ben şurada göstersem o arkadaşımı rezil etmiş olurum mesela. Kuşçu bir abim. Benden de yaşça büyük. O kadar da kuş beslemiş şeyliği var. Evet. Bu şeyi nasıl diyeyim sana abi? Kuşları altlı üstlü abi. Altlı üstlü damar. Ama ben kendim olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben kendi kuşlarımdan altlı üstlü vermiyorum. Bir tane veriyorum. Ha
Şimdi biraz önce diyordun ya 25 yıllık kuşçuyum diyordu abi. Evet. Baba kız mı eşleştirilir, ana oğul mu eşleştirilir? Hadi ona bir cevap versin. Hadi Zafer Yıldız, buna cevap ver bakalım. Bak, soruyu sana sordu. 25 senelik kuşçusun ya. Bir daha sorar mısın abi? Baba kız mı eşleştirilir, ana oğul mu eşleştirilir? Hadi buna bir cevap versin. Hadi buna cevap ver bakalım Zafer Yıldız. Ana oğul diyor. Gökmen abi, ana oğul dedi valla. Ben bir şey demeyeyim abi. Yok abi, doğru söylediyse söyleyeceksin bak. Milletin önündeyiz. Şimdi onun kuşçuluğuna neyse. İyi kuşçuymuş he. Ya abi neyse söyleyeceksin abi. Babayla kız abi ne anayla oğul. Anayla oğlu eşleştirdiği zaman ya ayağı çöt çıkar ya da sarıkta çıkar kuş. Götünü kaldıramaz yerinden. Duydunuz mu arkadaşlar? Peki sen ne diyorsun Zafer Yıldız? Sen yaz bakalım. Sen de ana oğul dedin. Babayla oğul eşleşince ne olurmuş peki? Yani Gökmek abi bunun şeyini de söyledi. Sen de eğer biliyorsan onu da söyleyeceğim. Babayla kız eşleştirir zaman damar daha iyiye gider. Öyle mi oluyor? Orijinalleşir. Niye bunları bana söylemedin Gökmen abi? Ya yeni yeni söylüyorsun. Sen de bu videoyu dinle. Evde gittiğinde dinle. Ben de buradan dinleyeyim ne Ferdi konuştuklarımı. Palas diyor ki ikisi de olmaz abi. Kim diyor abi? Ne olmuyor ya? Niyetin ne ama? Şimdi Oynatmak bak. mı yoksa damarı mı çoğaltmak? Bak şimdi damar azdığı zaman babayı kıza vuracaksın. Onlardan çıkan yavruyu da kardeşlerine vuracaksın. Vurduğun Tamam, zaman senin zaten niyetin ne ama? benim Oynatmak mı? niyetim Damarı mı muhafaza mı hem etmek? damarı muhafaza edip hem de kuşun orijinalliğinden dönmesi. Orijinal daha o zaman daha çabuk. Daha süper Yani gider. sana göre Benim dur. fikirlerime Sana göre. göre damar erkekten mi geliyor diyorsun? Bak erkekten geliyor, gelmiyor değil. Genelde zaten kuş Dişinin fonksiyonu da var ama erkek mi damar yoksa normalde bak ben şimdi dişiden mi yıllardır damar gelir? herkesi ben dinlerim. Herkes dişiden gelir der mesela. Ben de senin gibi düşünüyorum erkek. Bak benim Ha. ama ben şöyle de bir şeyim var. İkisinden de olmaz diyor Hayır abi. hayır hayır hayır. Zafer Yıldız ne diyorsa bilmiyorum ama bana göre hangisi iyiyse o senin damarın. Dişi iyiyse oradan sen devam edeceksin. Yok abi sen de orada yalnızsın. Niye abi? Ben hep öyle yapıyorum. Yok abi. Ha ama benim mesela elimdeki damarlar hep altlı üstlü vurdum yani. Altlı vururken de arkadaşlar şöyle vurdum. Bilmiyorum Gökmen kardeşim katılır mı bana? Küçük oğlanı ablasına vurdum abi. Olur. Onda sıkıntı yok. Damandaki dişiyi al, yukarıdaki erkeğe vur. Yukarıdaki dişiyi al, Ama en damandaki dişiyi sağlıklısı, vur. bak, en sağlıklısı küçük erkek olması lazım. Yok. Niye biliyor musun? Bu Dabana iniyor diyorsun değil aynen. Çünkü mi? Onun bu için... Hazreti Adem'in çocuklarından gelen bir şey. Bak bizim neslimiz de öyle gelmiş. Ya tamam şimdi o durum Oraya başka. O tamam sen... da işte Abi bu bak. hayvanlar da böyle abi. Ben sana söyleyeyim. Şimdi babayla kızı eşittiğin zaman mesela elinde bir erkek yavru mu var? Babayla kızı eşittiğin zaman altından çıkanların %90,9 buçuğu diyorum bak. Buçuk da kendime bırakıyorum. %90,9 buçuğu ya çiti çitine erkek Bak veriyor ne diyorum? sınavda Ba ya da babanın dişi veriyor. babanın kanı ağır gelir dördüncü kuştan sonra diyor. Yok. Evet. Devam Yani edelim. abi diyeceğim işte bak. Babayla kız eşittiğin zaman %90,9 yavruların çanakta çiti çitine dişi verir ya da çiti çitine erkek verir. Evet. Anayla kızı anayla oğlu eşittiğin zaman dişili erkekli verirler. Allah Allah. Bak. Dişili Arkadaşlar bunların hepsi vallahi yeni benim için. Erkekli verirler. Verdikleri zaman da bilene şimdi hayvanı uçurursun. Havada taklayı döner. Yani 3-4 kafa dikmeye bir başlar. Senden ki tamam o kardeşim kuşu bulduk. Bu iyice kafayı dikip gidecek. Sonra bir bakmışsın bunun birinde. 2 gün yatırım veya 3 gün. Olur ha hava yağışlı olur. Bir şey olur uçurman. Kuşu havaya bir fırladın. Sara 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 yere çakılır.
sarar sarar sana gider komşunun oraya düşer. Evet. Arkadaşlar duydunuz. Anayla oğuldan çıkanları söylüyorum. Abi. Duydunuz zilin sesini. Yavaş yavaş çözülüyor Gökmen abi. Yok daha ben çok gizli şeyler var bu kuşlar. Sen anlatmasan ben bu kuşları götürürüm Gökmen. Götür. Kuş olmaz. Abi bak. Millet canlı yayında 30 kişi var şimdi. Bak 30 kişi. Abi işte elimizden gelen ne varsa onu söylüyoruz. Ama ben... sen gizliyorsun yani bazı şeyleri. Peki şimdi ben arkadaşlarımın birine söyleyeyim. Şimdi madem izliyorlar. Şimdi oyun bahçeye gelen kuşunuzu ne bileyim bahçe dediğim 3 metre yukarıdan alan 15-20 metre dönen. Çift tabanca taşıyor. Evet devam edelim. Örneğin mesela böyle 2 metreden 3 metreden vuruyor. 15-20 metre giden bir kuşumuz varsa dişi veya erkek fark etmez. Şebap bir tane erkek. Şebap erkeğe eşitsinler. Şebabı. Şebap erkeğe. Bak bu da bir deneyim. Allah Allah. Süs kuşuyla oyun kuşunu döndürteceğim. Oradan çıkacak, çıkar mı? Çıkacak tabii nasıl çıkmıyor? Allah Allah. Ben mermeri didiklerinden, basma gülü silik didiklerinden, miro, restasi, ondan sonra limon, limon... Gökhan canlı canlı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Portakal baskan basma gülünden dut. Soruyu tekrar sor. Ali Özhan. 34 kişi şimdi şu an izliyor. Ya 34 kişinin de soru neyse onu söylesin. Dur ben abi. Hocam iyi bir kanın var. Yalnız yere zor basıyor. Bu kanı nasıl hafifletirim diyor. Yere nasıl zor basıyor? İşte daha yine açıklıyordum ben de. Ya kendine git bir tane miro. Miro bak. Süs kuşu. Miro vur. Aleyküm selam yeni gelenler hoş geldiniz. Miro, şebap. Süs kuşuna mı girecek yani diyorsun? Ağır gelen kanı süs kuşuna gireceksin abi. Ha o süs kuşundan eşitliği kuşu da giri o kana girecek. Arada bak şebabı gene öldürttürüyorum bak. Eşleştirmede iyi diyorum bak. Peki kan bir kereyle mi hemen ölüyor? Tabii ki canım. Şimdi bak mesela arkadaşım Türkiye'den kuşları getirdi. Eş eşine aldığı adam demiş ki ya Gökmen şey mi Gökmen demişsin ya. Ya kardeşim isim vermeyeyim neyse de. Bu arkadaş demiş ki ya eşit şunu şuna eşit. Altından demiş çıkar. Eşitti kuş sarıktan çıkmıyor. Olduğu yere sarıyor hayvan. Uçurdu tahlayı çevirdi. Yeni sefer yapacağı sıra sarıktan kalkamıyor yerinden. Ben de dedim ki git bir tane mirovi erkek bul. Eşit kuşuna gir. Kuş dedim çözülecek. Ondan çıkan yavrularla buna girdin mi arayı da açar. Mesafeyi de hızlandırır. Yerine de sadık kalır. Ali kardeş duydun mu? Bak Zafer Yıldız ne yazıyor? Diyor ki sen demin dedin ya babayı kızına vurmak en doğal şeydir diyor. Diyor o zaman baba tarafına girersin. Ama anayı vurduğu zaman ana tarafına dişi tarafına girersin. Dişi her zaman iyi oynar diyor. Burada zaman, biraz haklılık payı var. Ben öyle düşünüyorum. Her zaman iyi oynamaz. Her zaman iyi oynamaz. Erkek daha mı iyi oynar diyorsun? Erkek daha iyi oynar abi. Abi şimdi bunu söylediğin zaman ben de biliyorum yani dişi her zaman iyi oynar. Bence çünkü daha dişi daha pratik döner. Daha hırslı döner. Daha hafif döner. Evet. Ama erkek kaba döner. Hantal döner. Benim bildiklerim bunlar abi. Abi o kuşundan kuşuna şey yapar ya. Normal bir oyun kuşunda erkek daha dehşet döner ya. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Ya görünmemiş. Ben gördüğüm için ben kendi deneyimimi söylüyorum abi. Demek ki sana kuş verirken erkek mi vereceğiz? Öbür kişilere mesela. Bak ben sana açık söyleyeyim. Benim burada canlı şahidim. Gittik burada Mol diye bir pazara. Bak Mol diye bir pazara gittik. Orada biliyorsun tutma sağdan soldan gelme kuşlar var. Arkadaşlarla gittik. İddialaştık buradan. Gökmen dedi ya sen çok dedi kuşu biliyorum diye havalanıyorsun. Bilmem neye gidiyorsun. Arkadaş dedi eline bir damar tutturmuşsun. O damarı uçuruyorsun bize hava atıyorsun. Dedim kardeş tamam hop orada dur. Dedim madem kuş bilgimi mi sınıyorsun? Tamam. Beraber dedim gidiyoruz pazar günü. Orada pazar günü açık biliyorum. He, ihaleden bir kuş alıp geldin. İhale değil. He işte kuş. Ya tavuk. Kuş pazarı. He. Her şey satılıyor. Yem, mem, balığına kadar hepsi satılıyor. Sabahın köründe kalktık, tintin arabalara bindik, gittik oraya. Evet. Vardık neyse, geziyor. Bu kuş seçti. Kendisi, siz... Yok, iki tane güzel kuş seçti ki. Bu, yani buldu, tutma kuş. Biri böyle bozbenekliydi, erkeğiydi. Biri de gök bir dişi miydi, neydi?
Bu dedi ki ben bunları aldım, bunların altından çatır çatır öner. İyi dedim, tamam öyle. Geziyor geziyor abi, benim gözüme hiçbir tane düşmedi. En son ileride bir tane böyle tavukların, kaz böyle kafeslerin içinde 10 tane kuş var. 10 tane kuşun içinden ya 2 tane kuş seçtim. İkisinin de kanadı sakat arkadaş ya. Biri boz erkek, biri kırmızı gok. Kırmızı gözlü gok. Bak kırmızı gözlü gok. Kanadı sakat. Kirli bir gok ama. Şimdi bana gülüyorlar bunlar. Getirdik evde. Burada nasıl uyutmuşu çıkardı? Çıkacak. İşte getirdik eve. Bunun getirdiği kuşun biri var ya. Tavana vuruyor böyle. Tamam. Bu dedi ki tamam dedi, ben kuşu buldum dedi. Sen şimdiden kaybettin. İyi tamam kardeşim, bakarız dedim, o gün gelsin. Yavruları aldık kardeşim. Evet, ben bir boz aldım. Daha şuralarında cicik cicik uçuruyorum böyle. Havanın katından inmiyorlar hayvanlar. Bu arkadaş aldı. Kuşlar bir kalkıyor. O oyunlu seferli kuş var ya. Evet. Bir kalkıyor o çatıya. Bir kalkıyor o çatıya. Kuşları. Dedim ki kardeş kuşu bulmuşsun dedim ya. Bir çatı geziyor. Bak benimki dedim havanın katında geziyorlar. Daha cicik yavrular. İndi yavrular. Böyle elini aldı cicik cicik. Dedim ki haftaya dedim kalmaz, gel bu kuşlar sefere başlayacak. Ya dedi sen dedi ya o, affedersin biraz ağzı küfürlü konuştu bana, bir stil bir falan dedi. Evet. Sen dedi amma dedi kendin bir şey yandı. Haftaya telefonu açtım, dedim ki cuma günü oldu. Kardeş dedim pazar günü geliyoruz dedim. 6-7 gibi arkadaşlar, bak hepsi de buradalar Hollanda'da. Bana da yakın hepsi de. Dedim ki hepiniz geliyorsunuz buraya dedim. Çağırdım eve. Hepsinin kahvesini, içeceğini, psikolojini neyse hepsini koyduk. Yavrunun birini bir kaldırdım abi. 10 dakika bayağı bir havanın katında dolanıyor böyle. Ama hayvan var ya, kuş korumak için çıldırıyor. Ben koruyorum onu, şey veriyorum bunlara, çay psikolojide. Bunlar sohbet benden dalga geçecekler. 12 mi 13 dakika mı geçti saate, bir baktım geçti, tamam dur. Altına kuşları açtım. Kuşluğun kapısını da sonuna kadar açtım, içeri çabuk girsin diye. Açtım ağzını yani. Bunlar diyor ya kuş çabuk girer işte, kapıdan çeviriyor, kapıları aç bilmem ne. Açtım. Dedikten de yaptım. Kuşu da sürdüm. Bunlara dedim ki siz şu dedim masayı tutun. Biraz daha geriye çekin dedim. Çünkü hayvan biraz sonra buradan girecek. Yavru abi o günün benimle var ya geldi. 10-11. 10-11. Bak, maşallah. Hiç bilmediğim kuş. Daha vücut daha üstünde de tüy var ha. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Dedim ne oldu kardeş dedim. 8 sefer yaptı hayvan. Yerine sara sara da indi o. Ya Gökmen başladı, 250 euro vereyim, 300 euro. Ya kardeş parayı geç dedim. Sen benim kuşçuluğumu sınıyordun. Parayı geç dedim. Gördün mü şimdi dedim pazardan seçme kuşların ne çıkarttığını dedim. Sen dedim perdaklı aldın içeride dedim, darıyordu dedim. Ya Gökmen bak açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Ya, onu boş ver, biliyor mu demek istedim? Deme onu boş ver. Tamam söylemeyeyim. Gökmen abi yok ben söyleyeyim yani. Yok söyleme abi. Dur abi ya bırak mütevizliği. Ya canlı yayındayız. Arkadaşlar bu Gökmen kardeşim kargadan kuş çıkartır. İster inanın ister inanmayın. Yani elinde bir çift ya üç tane kuş olması gerekiyor değil mi? Bir çift değil. Ya gerekmez. Benim için fark mı? Ben giderim bir çiftten de. Ben mesela elimden bak benim buradan yeri gelir kuş hiç durmaz abi. Ben açık söyleyeyim. Kime verdiysem. Memleket nere abi? Kayseri'li. Ben kime verdiysem, ben bu kuşçuluğu açık söyleyeyim, Karaman'da, yollar başında, Hasan Hüseyin Albayrak'tan öğrendim ben kuşçuluğu. Benim ustam o adam arkadaş, ben Bereket TV'de de çıktı. Ben o adamdan öğrendim. Şimdi tutup da, yani başkasından öğrendimsem yalan söylerim. Adamın benim üstünde emeği çok, benim onun üstünde emeğim çok. Ama ben onun sayesinde öğrendim. Keşke gelseydi de böyle bir röportaj yapsaydık. Abi işe gitmem, buca gitmedim, ben her şeyden kaytardım, kuş dedim. Millet dedi ki, İş, ev, para, ne bileyim işte yaşlılığa para biriktirip bunların derdi ona düştü. Ben dedim kuş arkadaş. Sadece ben zevkim kuş. Benim başka bir şeyliğim yok. En çok benim hoşuma da bunlar gelip döndü de tam böyle var ya oturup da 3-5 arkadaşımdan seyrettirdim miydi? Benim için abi milli piyango vurmuş gibi oluyor. Genelde bak mesela kuşçuluk kahvesine gittiğinde hep arkadaşların, abilerin de çevreleri öyle. Bazen insan oluyor ki yani öyle bir şey ki evde mesela biraz kendini atıp dışarıda mesela biraz arkadaşlarla kuş sohbet edip nasıl ne yapacağını ne edeceğini
Ne bileyim böyle güzel şeylikler oluyor. Türkiye'nin Arkadaşlar, ortamında. izleyen arkadaşlar, ister inanın ister inanmayın, bugün biraz da ben zorladım. Sizlerin sorularınız da biraz Gökmen kardeşi yöneltti. Ve Vallahi elinden çok güzel inciler aldık yani. Eğer düşünseniz bu bilgileri uygulasanız tamamdır. İyi kuşu aramaya gerek yok. abi iyi kuşu bulmaları için ben açık ve net söylüyorum bak. Bugünkü şeyimde de 11 kanat erkekle 16 telek, 14 telekle 17 telek arasında kuşa vurduğu zaman ama erken 11 telek olması şart. Tamam, benim orada 14 kuyruk var, sana getirdim. Onlarda 11 telek de var. O Şimdi damarda. oraya Elini girme. al bir göster diyorlar. Bizi karıştırmayalım. Boş ver bizi. Bizi hiç Ama bak karıştırmayalım. Gökmen abi, geçen sefer sen böyle dedin. 11 telek işte olacak. 16 veya 14 telek. Millet ne dedi biliyor musun? Ne Büyük oldu biliyor musun? kuşlar, dur. Büyük kuşlar ne dedi biliyor musun? Böyle bir şey yok dediler. Dur. Karabela dedi Mustafa Azinses. Bak. Başka büyük kuşlardan bahsediyorum ha. Kasap Ahmet herhalde, bilmiyorum onunla da röportajı. Yani Abi 11 TL, beni çok iyi tanıyor. çoğu kişi dedi ki yani o 14 TL'nin bir oy veya 16 TL'nin bir özelliği yok. 11 TL'nin bir özelliği yok. Hiç kimse katılmadı bu söylediğine abi. Katılmasın abi. Ben biliyorum ya. E onlar... Allah da biliyor ya. Ben anlamam. Ben bildiğim doğruyu söylüyorum. İster hoşlarına gitsin, ister benim dediğimi beğensinler, beğenmesin. Benim için bir sorun yok. Ben kendim söyleyeceğim en büyük sırdan birini söyledim. Daha ne diyeyim ben sana? En büyük sır Kuyruktan neydi? kısa olacak kanadı dedim. Tamam. 11 kanat erkekle 16 telek arası 14'te başlayıp 16 telek arasında hangi kuşa vurursa vursunlar 1,5 saat, 2 saat üzeri rahat. Bir de orta parmağı söyledin. He orayı dedik abi, E orayı peki, ben söyledik. şöyle düşünüyorum abi. Şimdi aklıma geldi. Şimdi Irak kuşunda ayak kısa olunca orta parmak da kısa oluyor. Aynı insanlarda gibi olduğu gibi yani. Abi bak. Küçük küçük el, küçük orta parmak. Büyük el, Senin büyük. kuşların, bak sendeki kuşların Evet. Sivas Yıldız elinden gelip Irak müsahibinden alınma, kuşlarla kırmasından çıkma kuşlar. Vallahi tanımıyorum, bilmiyorum Ben ha. söylüyorum bak, söylediğimi söylüyorum. Yıldız elindeki Araplarla Irak'tan gelme kuşlar eşleştirip çıkmazsın. Bak Peki senin hayranların Hasan Hüseyin Albayrak bunu kendisi mi yaptı abi? abi canım kendi evinde yaptı. Bak benim sana verdiğim Peki ırk Hasan Hüseyin'de niye üç damar var? Veya bir damar yok, madem ki bir tane öyle değil yaptı. şu anda kendisi de Irak'tan getirttirdiler 65 milyara kuşları. Ne yaptılar? Duruyor kendilerinde ballı benekler yeni yeni yavru alıyor işte. Geldi buraya geldiğinde de söyledi yeğenim dedi. Ama Ama bana bir de televizyonu 81 milyonun önünde dedi, ben eski kuşlarımı arıyorum. arıyor, aradı Arıyorum, diye bulamadım diyor. arıyor. E sen niye demedin Zafer abi de var, yanına gidelim. Gelseydi ben hediye verirdim. Abi kendi bilmiyor mu? Kendi görmüyor mu bu videoları zannediyor? Ya o zaman bu videolar yoktu. Vardı. Bazı videolarım bende vardı. Sana Ben buraya evime geçen gösterdin mi sen? 2 ay önce geldiğinde ben gösterdim. Peki. Yeğenim dedi benim elime dedi. Daha dedi bunlardan dedi var ama dedi bak var dedi. Ama Tamam. nasıl biliyor musun bak varını söyleyin. Şimdi Duman Melek'in takkalı dişi Araplarla kuvvetlerden çıkma. Tamam. Kısa gagalı erkek de kuvvetlerden çıkma. Tamam. Sırf kuvvetlerden. Ben tuttum Duman Melek takkalı dişiyi kuvvetlere vurdum kısa gagalı. Anladın mı? Evet. Oradan ben bunları çıkarttım ve sende. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar Bu kuşlar arkadaşlar. İşte Gökmen'in bahsettiği bu kuşlar. Televizyonda da çıktı yani. Bu kuşlar abi. Bir de evet. burada da bir tane kardeşi var. O tepeli. Şu Şimdi tepeli de onların kardeşleri. Facebook'tan bizim bir abimiz var, arkadaş. Arkadaşımız diyelim, abimiz yaşlı da büyük benden. Özellikle yazmış ki özellikle şey olur. Sahtelerinden kaçının. Tamam, doğrudur kendisi. Kim diyor? İsim vermiyorum bak. İsime gerek Tamam, yok. tamam. Söylediği ilanı söylüyorum Facebook'tan. Özellikle diyor sahteliklerden diyor kaçının diyor. Bu gerçek orijinalleri bunlar. Çok doğru söylüyor. En orijinalleri onlar. Doğrudur. Ama onlar kısa dönüyor.
Uçursun görelim Hodri Meydan. O orada onu uçursun. Masuda sen senin orijinalleri. Evet. Sivas'tan gelme has kırmaları. Ben de bunları mı uçurayım? Sen de bunlardan bir tanesini uçur. Eğer geçsin, aha bak ben ne diyorum bak döndü. Bana diyor bırak. Tamam. Ben şimdi Allah için konuşuyorum. Ne sen benim babamın oğlusun, sen Konya kurulusun. Ya, o da Konya'nın bir yeri, ben de Kayseri'yim. Şimdi. Eğer konun dediği kuşlar var ya, ben yemin ediyorum canlı canlı da böyle çıkacağım, ben kuşçuluğu bırakacağım. Eğer uçursun o, öyle artist artist internette de öyle şey vermeye gerek yok. Adam gibi uçursun, sen de buradan bir dişi uçur veya erkeği uçur, hiç fark etmiyor bu Duman Melek Takkan'ın ırkından. Kimin ki kimi geçiyormuş bir görelim bakayım. Anladım. Benim demek istediğim şu. Elimdeki kuşların, beni fazla konuşturttum çünkü ben konuşursam çok şeyler oluyor. O zaman da hep olay oluyor benim için. Senin konuşma her zaman manşet ya, oluyor abi. Şimdi beni yanlış anlıyorum. Ben insanları seven bir insanım. Kimsenin arkasından yani ters konuşmak istemem. Seviyorum da. Benimle kus olan abiler var. Ben onları da seviyorum. Onlarla da bir kötülüğüm, bir şeyim yok. Ben şuradan gelse benim kapım herkese açık. Bak sen bugün dedin ki çok istek var dedim, o kadar yolu i̇nan çıktın ki, geldin. İnan ben ki, de elimden geldiğince bir şeyler... Arkadaşlar söyledim. O kadar konuşmacı oldu. Bir tek sana istek yani gördüm ben. Yoğun istek üzerine. Hatta böyle kuşu eline alıp incelesin diye yazdılar yani yorum olarak. Abi daha ne diyeyim, elime aldım söyledim en son söyleyeceğim şeyi. Orada ciziklere miziklere kanmayın diyorum. Şöyle gider böyle gider diye atıp dinleyen adama umursamayın abi. Ben en büyük söylüyorum bak. Kuyruk uzunsa kanat kısa olacak. Bu kuşları tutmalar lazım. Adam anlatıyor. Kuş gelecek tararıp tarayacak. 5 takla 6 taklayla gidecek. Şöyle diyecek. Ben abi ben onu dinlemem, açık konuşayım. Ben güler geçerim. Ben güler geçerim. Bu benim en büyük şeyim. Eyvallah. Yeterli mi arkadaşlar? Sormak istediğiniz var mı? 37-40 kişi var abi şu an yaklaşık. Abi, sormak istediğiniz büyük kuşçuya, büyük kuşçuya, büyük ustada sormak istediğiniz varsa söyleyin arkadaşlar. Bir daha bu fırsat ele geçmek. Doğru söylüyor Gökhan Ulutaş. Doğru söylüyor. Kanat kuyruktan kısa olacak diyor. Aynen öyle olacak ya. Kuş zaten var ya. Fizana gider. Darar ya kuş ya. Adamlar belirlenmiş. O zaman bizim Veysel'in söylediği doğru. Hangi Veysel'in? Benim akraba hani biliyorsun ya. Veysel Çelik. Veysel abi bilirim he. Diyorduk kuyruk çok kısa olduğu zaman daha pratik döner. Daha güzel gider. Hayır bak yanlış söylüyor. Nasıl? Kanat kuyruktan kısa olması lazım. İşte kanadı diyorum. Pardon, kanadı diyorum. Ben yanlış söylüyorum. Özür dilerim. Kanat kuyruktan çok kısa olacak diyor. Aynen öyle olacak. Sen o röportajı dinlemedin mi? Yok, ben orasını dinlemedim abi. Vallahi o zaman Veysel'le bir röportaj yapmak gerekiyor bu konu hakkında. Çünkü geçen dedi bunu aydınlatmak istiyorum. Keşke o da gelseydi, telefon etseydi gelirdi. Mesela bak bazı kuşlarda en çok hoşuma giden yan ne biliyor musun? Kanatlarının yerde sürünmesi. Benim için onlar da çok önemli mesela. Bak kanatları yerde düşük kuşlar var ya kuyruk havada kalkıp gibi duruyor. Kapattın mı? Yok, devam ediyoruz. Ya bırak sen o yazan. Yazan kendine yazsın. Yok benim demek istediğim millet sorusu soruyor da ben şey yapamadım. Bunu ayarlayamadım abi. Peki yabani Irak kuşuna girsek ne olur? Hangi yabani? Yabani kuş. Posta, paşa miskisi gibi böyle. Yok dışarıdaki bir tane Türkiye'den bir tane çatıda yakaladın. Elinde başka kuş yok. Sen bir macera yapacaksın. Bunu yani döndürebilir misin sen? Benim için farklısı ben döndürürüm kuşu. Sen döndürürsün. Peki bunu inceliğini anlatır mısın abi? Abi onu ben kendim kuşçuysa bir insan... Evet. Kendisi birisi yani. Takla birisi yabani. Elinde başka kuşu yok. Bundan döndürebilir misin? Taklayla yabani der mi? Onu diyorum. En fazla gökler bir takla çevirttiririm. Ama daramasının imkanı yok. İmkanı yok diyorsun. Yok. İşte biz onu diyoruz. Yani post sayfa bak Hollanda'nın post sayfına ben eşittim tamam. Takla kuşu. Ne oldu? Çok iyi de seferli kuşuydu yani. Haydi. Akıllı mıydı biraz? Çok acayip bakılıydı. Ayakları çarçıllı oldu. Ne gitti bir tamam, tamam. Ama kanatta ses yok. Uçarken havada bir
Bir böyle bir gitti yerden. Sefer var mıydı? Yok abi yok yapamaz ya. Peki onun onun bilmem soyundan kaç tane kuş gelse hep öyle mi kalacak abi? Öyle kalır abi. Bu hayvan posta hayvanı nerede yapıyor? İmkanı yok. Altındakilerini tekrar al babaya kır. Abi onlar şimdi büyük macera. Ona ne benim ömrü hayatım yeter ne senin ömrü hayatın yeter. Yani uğraşmaya değmez değil mi? Değmez abi. Bak ben sana söylüyorum. Bir kuş eğer çok sarıktaysa Miro'ya, Şebab'a vursunlar. Onlardan çıkanı da giri aynı damarla vurduğu zaman zaten kuş çözülür. Zaten giri aradaki Şebab'ı öldürür. O kanı öldürür. Evet. Posta kuşu değil, normal cami kuşu, kırmızı göz diyorum. Yok, o dönmez imkanı yok. Yani. Dönmez diyor. Yani döner de taklayı çevirir de yani, sefer olmaz diyor. Yani oyun bekleme diyor. Havada gider hem bir tane böyle. Peki dönerim. Onun altını tekrar babaya bir kere kırdık. Mesela torunun torunu. Olsan da olmaz abi. Olmaz. Biraz da güzellik alamaz mıyız? %50, %60, %70. Alamazsın ki. Ancak havada uçar başka bir şey yapmıyor. Ama paçada ayakta biraz alabiliyoruz mesela. Ya o paça işinde ayrı. Paça işi zaten hayvanın ayağı cıplak. Eskiden bizim Kayseri'de mesela paşa miskisi derdik. Sessiz, ayakları çarçıllıydı mesela. Onlar normal ayağı cıplak dışarı kuşuna eşleştiğin zaman onlar çıkıyordu. Biz bunlara paşa miskisi diyorduk. Benim çocukluk zamanından söylüyorum yani. Evet. Ama bir oyun kuşunu gerçekten bulabilmek... Abi ben en büyük şey uçacak kuş. Yani sen şunu demek istiyorsun. Yavru alacaksınız, madem iyi kuş sahibi olmak istiyorsanız bol bol yavru, bol bol uçuracaksın. Ha bol bol yavru da ne? Hep aynı dişiyle erkekle değil, biraz gezdireceksin kuşta. Kuşta takip şart. Takip ya edeceksin. Onu yazacaksın bir deftere, diyeceksin. Limon sarısını Arap erkeğe vurdum, altından ne gelir? Her zaman ben söyleyeyim, çikolata gelir. Çikolata dişi çıktı, uçurdu. Çikolata dişi ne yaptı? Yukarıdan aldı. 3-4 direkt gitti ama gitti sağa sola attı, bir işe yaramadı. Hemen onu çiziyorsun. Onu bir kere eledin. Limon evet. Erkekli arabı yazmak erkekli. Gerekiyor yani diyorsun. Abi yazacaksın ya. Evet. Bu şey mi bu Zafer abi? Evet. Şimdi mesela ben şimdi şu iki hayvandan mesela tutar senin dişiye işlerim. Ben onu yazarım. Çıktı 18 gün sonra ya. Benim miskiyle çakmaklı yavrusuyla Zafer'den gelmenin altından şu çıktı. Hemen onu ben ayağına ringi takarım mesela. Gökmen yazılı kaçıncı? 50. 50 öbürünü de 49'u yaparım ki onu oradan bilirim. Başkası gelse bilemez yani. Evet. Evet. Neyse fazla konuşmam yeter bari. Arkadaşlar sormak istediğiniz herkes, var mı? Yok herkes hakkını helal etsin abi yeter. Yani. Herkes hakkını helal etsin. Yani kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Suç lisan ettiysek affola arkadaşlar. Elimizden gelen bu. Bugün sizlere bir kuşçu Gökmen kardeşe şey yapmaya çalıştık. Güzel bilgiler elinden aldık, kaptık. Allah razı olsun geldiniz, kırmadınız bizi. Bir şu oyunlu erkeği bir gösterdim. Millet bir görsün. Yeter. Tavana nasıl asıl? Fazla gözledi mi kayboluyor kuş. Getirdiğim kuşu göstermiyor arkadaşlar. Abi yeter ya insanın gözü oluyor. Benim de gözüm oluyor mesela. Ama bak ben son kapatmadan söyleyeyim. Ben mesela kendi kuşumu bildim. Abi bir daha yazar mısın? Kaçtı abi ya. Soru soruyorlar valla. 32 kişi var şu an. Yazar mısın soruyu abi? Kaçırdım. Özür dilerim. Bekliyorum abi. Onu kıs ya. Devam etsin. Ha işte devam ediyor ya. Abi sormak istediğiniz varsa buyurun sorun. Maşallah. Mustafa abi de keşke burada olsaydı. Evet burada sayıyorum. Yabani kanı Kayserili Muntaza abinin soyu. Bir soru kanat beyazı soru. Murtaza abinin kuşlarını mı diyor? Ben onları gördüm burada. Onlar da güzel arkadaşlar. Burada da var. Güle güle besleyin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. 1 saat 10 dakika oldu. Ben anlamadım Murtaza dedi. Bir şey. Valla bir şeyler yazdı ben de anlamadım. Murtaza'dan bahsetti. Tamam Murtaza abinin kuşunu bilirim. He. Ne yapıyor? Güzel kuşlar. Ne yapıyormuş abi? Sorar mısın? Cevap verir misin abi?
Hızlı uçuyorlar bir. Bir soru. Kanat beyazı. Soru Serkan. Serkan erkek. Abi anlamadım ki sorunu senin. Serkan erkek mi diyor? He, kanat beyazlı Serkan erkek diyor. Hayırdır? Kim? Serkan'daki kanadı beyazı. Murat Alagöz. Murat bizim Murat mı yoksa? Bilmiyorum ki, ben tanımıyorum. Murat Alagöz Serkan'daki erkek diyor. Serkan'daki erkek neymiş? Berber. Berber Murat. Bizim Berber Murat mı? He, Murat Alagöz. Serkan'ın kuşlara mı vurmuş? Bilmiyorum ki, kanadı beyazı neye vurdun abi? Bizim Iğdırlı Murat mı? Herhalde. Berber Murat. Berber, he. Sorsun. Buyur sor abi. Sen de hoş geldin kardeş. Mustafa abi keşke burada olsaydı ya. İşte arkadaşlar, gelmiş geçmiş büyük uşu bu adam. Ustalar, Halit Güngör abinin kuşları hakkında ne düşünüyorsunuz Almanya'da? Halit abinin kuşları güzel. Boş araziye oynuyor. Tamam. Güzel mi? Güle güle uçursun. Boş arazide güzel. Ama benim kendi kanımcayı söylüyorum. Evet. Bizim böyle evlerde, bahçeli yere bu hayvanların basacağına ben inanmıyorum. İnanmıyorsun. Yok. Çünkü bu hayvanları ben çok izledim. Ama çok güzel gelip gidiyorlar bak Halit abinin oğuşları. Evet. Çok güzel geliyorlar. Çok güzel gidiyorlar. Benim hoşuma gidiyor. Hele bir dumanlı takkalısı benim bayağı hoşuma gitti. O zaman uçuluyordu, evet. O benim de hoşuma gitmişti. O hayvan güzel şey yapıyordu ama o hayvanda sıkıntı şöyle, böyle evlerde mesela 20 metre bahçesi olan evlerde inme sıkıntısı yaşar, ya çatıya atar ya gider başka bir yere iner. Benim tahminim öyle. O hayvan yerine inemezdi buraya. Ama boş arazide oraya iniyor. Murat Alagöz diyor, öz beyaz erkek neci diyor. Öz beyaz erkek kendinin kimi? He. O da Sivas'tan gelme. Bunu mu öğrenmek istiyormuş? Abiler, Bekir Ciritçi'nin çıplak kuşlarını izlediniz mi? Bekirci tanımıyoruz abi. Öz beyaz erkek neci diyor. Sivas'tan alındı o kuş. Aleyküm selam. Kuşu camiası hoş geldin. Hayırlara vesile olsun inşallah. Kardeş hoş geldin sana. Almanya'dan. Vallahi arkadaşlar, şimdi tek tek sorularınıza 31 kişi var şu an. Verirsek biz de yorulduk. Biraz çay içelim. Çayımız da soğudu. Murat'a da ben diyeyim son kez. Murat'a ne söyleyeceksin? Hadi. Son kez söyleyeyim. Ha, önce de ki kanala destek versinler. Abone olsunlar. Aynen, kanala destek verin. Abone olun Zafer abiye. Bana değil, kanala la. Kanala beraber fark mı? Benim için sorun değil. Sonuçta kanal aynı. Senin kanalın sonuçta. Kanadı beyaz erkek diyor. Murat'ı bıraksın beyaz erkeğe falan ne olduğunu. Kendi elinde kuşlarına sahip olsun. Ha, benden kuş alsın mı almasın mı? Hangileri lazım? Yok, sen de etleri verirsen işler karışır. Adam kuşu mu bulur? Ya bulur bulmaz, neyse ki onun elinde de var. Eyvallah. Mavilerden Araplar var. Mavilerden sadece var. Ha, Araplar. Mavi Araplardan var onun elinde. Beyaz zaten beyaz. Evet arkadaşlar. Son kez bir kuş getirdiğimiz kuşlara bir bakalım. Ha, gel bana yeter abi. Yani bir sonra kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu hediye getirdiğimiz mavili, ortadaki dumanlı. Şu da kısa kaka dumanlı takalının orijinal damarından perdeli ayak arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Bir kanadı da 40 kanat. Bir de şunu getirdim arkadaşlar. Şu erkek seferli oyunlu. Bunun anne babaların dün değil evvelsi gün geçen attım şeye. Millet bayıldı. Şu erkek şu an oyunlu, tavana asılır. Bunun Türkiye'de 22 tokadını saydılar. Böyle kuş da mı var mıymış dedirtti. Şu yapamadım ya. Şu Zoom'u online nasıl yapıyorlar abi ya? Boş ver abi ya, yeter ya. Yeter mi? Tamam abi.
Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kral Kuşçu TV namına herkese, katılanlara, soranlara, Gökmen kardeşe Allah razı olsun. Cümleten hayırlı geceler olsun. Daha iyiler sizlerde olsun. Çok sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha iyiler sizlerde olsun. Tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm.